Doğal Yaşam bu hafta İstanbul'da. Kış aylarının en çok konuşulan hastalığı, geçtiğimiz aylarda hepimizi tedirgin eden gribi mercek altına alıyor. Basit bir kış hastalığı olarak bilinen grip nasıl gündemi meşgul eder hale geldi? Peki halk arasında grip nasıl biliniyor? Uzmanlar gribi nasıl tanımlıyor? Tüm bu soruların cevabı Doğal Yaşam'da. Korkulu rüyası aman grip olmayayım. Şimdi bir de domuz gribi salgını var. Yani domuz gribi ortada dolaşıyor. Tabii ki herkes domuz gribi mi değil mi bilmiyoruz onu ama şimdi ölenlerin de olduğu söyleniyor. Şimdi öncelikle isterseniz grip virüsünden söz edelim. Hani her sene bu grip virüsü değişiyor mu formu? Domuz gribinden farkı ne bu normal grip virüsünün? Doğrusu isterseniz domuz gribi domuzda hastalık yapan tabii bir virüsten ortaya evet çıkıyor. Bu insanlara aslında çok fazla bulaşma riski olmadığı evet biliniyor. Ama ne olursa olsun bir benzer yapı var. Bu benzer yapı nedeniyle biz de etkisi altına giriyoruz. Bugüne kadar dünyada belli aralıklarla bir salgın durumu ortaya çıkmış. Mevcut tabloların içinde hakikaten domuz virüsü müdür bizi grip yapan, bu da kesin olarak bilinmemekte. Ancak şüphelenilen durumlarda bunun analizi yapıldığı zaman domuz gribi olmuş olabilirsin şeklinde bir test sonucu elde ediyoruz. Son atak da bunu gösteriyor. Fakat bizim maalesef bir abartma huyumuz da var. Yani bizim gözümüze 3 tane vaka sokulursa biz sanki her taraf hastalıktan kırılıyormuş gibi bir duygu haline kapılıyoruz. Toplumda böyle bir panik bu paniğin oluşmaması oluyor gerekiyor. Evet. Çünkü biz her sene bu gribi bir şekilde atlatıyoruz. Virüsün yapısı bu, hayatın şartları bu. Yapacak bir şey yok. Siz vücudunuzu iyi tutarsanız bunu hafif atlatırsınız. Ama her halükarda böyle bir griple karşılaşma olasılığınız vardır. Peki gribi tarif edelim. Grip hani influenza virüs dediğimiz virüs nedir? Vücudumuza hangi yolla alıyoruz? Olarak biz bunu solunum sisteminden evet alıyoruz. O dolayısıyla önlem olarak baktığınızda işte kapalı alandan geçme zorunluluğunuz varsa bunu alma olasılığınız da yükseliyor. Neresi olur? Toplu taşıma dediğiniz zaman tabii hakeza olacaktır. Metrolar, yani otobüsler. Aslına bakarsanız uzak kalmanız olasılığı çok fazla yüksek değil. Ha ama siz kendi vücudunuzun yapısını sağlam tutarsanız bununla baş etme olasılığınız. Çünkü bu tür viral infeksiyonların ortaya çıktığı yer üst solunum yolları. Üst solunum yollarında bir cins bozulmaya neden oluyor. Bununla kalmıyor, adeleleri de, eklemleri de etkileyen bir genel kırıklık hali meydana getiriyor ve sizin dayak yemiş gibi ayağa kalkacak haliniz kalmıyor. Bu bir çözülme durumu. Mesela klasik gripin en belirgin 3 belirtisi nedir Yavuz Bey? Üst solunum enfeksiyonu bir şekilde evet olur. Adele ağrıları bir şekilde meydana gelir. Onun dışında sindirim sisteminde ateş olabilir. Çok yükselmez genellikle. 38 bir evet bizim hafif ateş dediğimiz tablo meydana gelir ve kişi kendini kırık hissetmektedir. Bu durumda grip olduğunu varsayarsınız. Genizde ağrı olabilir, olmayabilir. Arkadan akıntı olabilir, olmayabilir. Bunların hepsiyle kişiden kişiye farklı karşılaşırsınız ve iyileşme hali de kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yani kimisi bunu bir haftada atlatabilirken, kimisinde hastalık tablosu geçer, yani sizi hiç yatırmaz ama nezle halinde bir aya, iki aya kadar uzadığını da ben görebiliyorum. Yani sekresyon değişiyor, değişiyor akıntının şekli, tipi. En sonunda bakıyorsunuz tamam geçirmişsiniz. Sonra da zaten o yıl bir daha bununla karşılaşmıyorsunuz. Bizim önlem olarak alabileceğimiz şey ise bu vücudunuzun sağlamlığını, vücudunuzun limitlerini artırmak. Bağışıklık sistemi dediğimizde biz hep bunun bir adaptasyon sistemi olduğunun dışında kalıyoruz. Yani vücuda işte C vitamini verelim. Vücuda efendim şöyle, hayır efendim, vücudunuzun çözülmeden kalması lazım. Bu dayak yemişlik hali, bu bitkinlik halini yapan şey büyük olasılıkla virüsünüzün sizin yapı taşlarınızı, bağ dokusunu bir şekilde değiştirmesi. Çünkü bu insanlar mesela idrar yaparken yanma hissi de duyuyorlar. Çünkü vücuttan dökülenler bir şekilde dışarıya atılırken siz bunu hissediyorsunuz. O zaman
Bunu karşılamanız gerekiyor. Normalde bu maddeleri insan vücudu yapma becerisine haiz ama siz o hasta haldeyken bu sentezi yapamadığınız için dışarıdan bunları almanız lazım. Zaten... Bu alacağınız şey de bir anda o zaman bitkisel çay falan bunlar çok faydalı ama kolajen kaynağını almanız gerekiyor dediğimiz zaman... Hemen ben sizin makalenizde onu okudum. Diyorsunuz ki o bağ dokuyu, bozulan bağ dokuyu yerine koymak için diyorsunuz bu... İlik dediğimiz değil mi? Kemiğin... Kemik suyu yapabilirsiniz, kemik suyu dediniz, paça içebilirsiniz. Paça çorbası dediniz. Bunları... Kimi insan paçanın tadından, işkembenin tadından, işkembe dediğiniz şeyde çok zengin kolajen kaynağı vardır. Ve bunu hakikaten aldığınız zaman sadece kolajeni almakla kalmazsınız. Florayı da alıyorsunuz. Yani sizin vücudunuzda bir eksiklik varsa bunu da bir şekilde içine karıştırıyorsunuz. Yaptığınız zaman da sizi çok iyi hissettirtiyor. Yani diyorsunuz ki gripten korunmak için de grip virüsünü aldıktan sonra da paça çorbası içerek aslında bu hastalıkla mücadele edebilirsiniz. Paçanın tadından hoşlanmıyorsanız kemik çorbası, kemik suyu çıkartmak o çok daha pratik hale geliyor. Bunun daha da iyisi belki olabilir ama bulabilirseniz eğer gerçek tavuk bulacaksınız. Eskiden öyleydi. Gerçek tavuk suyu çorbasıydı. 3 saat 4 saat bir çıkartın o suyunu, o sizi zaten iyileştirir. Tavuk suyuna çorbanın esprisi bu ama gerçek tavuk olacak. Çok güzel bir pazar yerindeyiz. Evet, pazarlar gerçekten hepimizin çok sevdiği, alışveriş ettiğimiz, sağlıklı besinleri aldığımız yerler. Yanında da çok değerli konuğum hocamız Ayça Hanım var, Ayça Kaya. Hepiniz aslında onu tanıyorsunuz, iç hastalıkları ve metabolizma hastalıkları uzmanı. Ayça Hanım, pazara geldik, sizi de buraya getirdik. Çünkü mevsim kış, hastalıklar kapıda, herkes grip. Evet. Şimdi biz de diyoruz ki, bu gripten korunmak için pazarda hangi besin gruplarından tüketelim? Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutalım? Ve gripten hem çocuklarımızı hem kendimizi nasıl koruyalım? Beslenme en önemlisi tabii. Neler söyleyeceksiniz? Evet, gerçekten hastalık ortaya çıkmadan hastalığı önlemek en önemli alınacak tedbirlerin başında geliyor. Ve bunun için de şifayı eczanelerde değil, böyle doğal yaşam ortamlarında, pazarlarda aramak gerekiyor. Çünkü doğadan bize gelen çok güzel vitaminler, mineraller bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmekte çok çok etkili. İsterseniz şöyle rengarenk bir... Sesimizi duydular Ayça Hanım. Biz de geldik doğal yaşama gerçekten. Evet, yeşil bir yapraklı sebze. Evet. Değil mi? Şimdi bağışıklık dediğimiz zaman Gülay Hanım, hepimizin aklına ne gelir? Hep C vitamini gelir C değil vitamini, mi? Evet. C vitamini deyince de sarı meyveler gelir aslında. Hep turunçgiller gelir değil mi? Aslında yeşil yapraklı sebzeler de çok iyi bir C vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda da iyi birer demir kaynağıdır. Demir mesela ve pazızlar, evet, şu gördüğünüz kara lahana. Yani yeşillik ne kadar bolsa C vitamini o kadar yüksek demektir. O kadar güzel lif demektir. Aynı zamanda biliyorsunuz bağışıklık sistemimizi belirleyen en kuvvetli etmen ne? Bağırsaktaki iyi bakteriler. Bağırsaktaki iyi bakterileri de artırmanın en iyi yolu işte lifi yüksek, probiyotik oranı yüksek olan yiyecekleri seçmek. İşte bu gördüğünüz yeşil yapraklı yiyecekler hem C vitamini açısından, hem lif açısından, hem de demir açısından yoğun olarak ne yapıyor? Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. Koruyor, daha ne olsun? Yani yeşil yapraklı sebzenin, şu kara lahananın ve şu pazının tabii, ne kadar maydanoz, önemli vitamin, besin değeri var. Evet. Tabii bunların daha çeşitleri de var. Tabii. Biraz onlara her tür yeşil yapraklı sebze, ıspanak, maydanoz, roka, tere, nane. Evet, yeşil sebzeler devam ediyor. Ayça Hanım, şimdi geldik ıspanak standına. Evet, çocukken hep ne derdik? Temel Reis gibi olalım, pazularımız güçlensin deyip hep ıspanak yedirmeye çalışırdı annelerimiz değil mi? Çok bilineni. Ve biz de aynı şekilde tavsiye ediyoruz. Ispanak, roka, tere, nane, maydanoz,
pazı, karalahana, böyle yeşil yapraklı sebzeler C vitamini açısından oldukça zengin. Yine pırasa var mesela. Pırasa aynı şekilde. Kereviz yine çok değil mi? Vitamin değerini. Vitamin mesela brokoli aynı zamanda. Kereviz için neler söyleyeceksiniz Ayşe Hanım? Şimdi aslında burada renkli beslenme çok çok önemli. Şöyle elimize renkler alalım. Renkler alalım. Mesela literatür bize diyor ki, tıp bize diyor ki renkli beslenin. Çünkü yiyeceklere yiyeceklere rengini veren bu renk pigmentleri sayıları 2000'in üzerinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici fitokimyasal dediğimiz bazı maddeleri içeriyorlar. O nedenle 5 temel renk grubu tanımlıyoruz. Beyaz, kırmızı, turuncu, yeşil ve mor. Hemen mesela mor lahanamızı alalım. Evet. Yani bakın renkli bir beslenme size. Mor lahana, turuncu havucumuz, kırmızı turpumuz, beyaz kerevizimiz ve yeşil brokolimiz. Bu şekilde rengarenk sebzelerden, meyvelerden oluşan sofralar hazırlamak uzun vadede bağışıklık sistemimiz için yaptığımız en büyük yatırımlardan biri olur. Ve de dediniz ki Ayça Hanım az önce fitoterapide fitoterapi bilim dalında fitokimyasal içeren, çünkü bunlardan yapılan yemekler de besin değeri olarak değil mi? Vücuda girdiğinde çok sağlıklı oluyor. Bağışıklık sistemimizi çok kuvvetlendiriyor. Sayıları 2000'in üzerinde birbirinden farklı maddeler var içerisinde. O fitokimyasal dediğimiz ne kadar fazla. Yani kimsenin aklına bile gelmez değil gelmez. Mi? Hani bir sebzenin içinde bu kadar fitokimyasal, yani besin değeri yüksek maddeler olabilecek. Ve renginin bu kadar etkili olabileceği. Mesela mor renk. Ay çok teşekkür ederim. Mor renk, kırmızı renk, turuncu renk, beyaz ve yeşil, bunlar fitokimyasal değeri çok yüksek, besin değeri çok yüksek. Ne diyoruz teyzeciğim biliyor musun? Diyoruz ki rengarenk beslenelim diyoruz. Tek başına havuç yemeyin diyoruz. Turuncu havucu kırmızı turpla birlikte. Üzerine de mor lahana koyacaksın. Bak en yüksek bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren renk mor renk de var. Evet. Mor lahana, kırmızı turp, turuncu havuç, yeşil yapraklı sebzeler sofralarımızda hep yer alacak. Evet. Rengarenk besleneceğiz bundan sonra. Ve bunlar çok güzel salata olarak değil mi? Salata kullanılabilir. Olarak çiğ olarak gayet güzel yenilebilir. Evet, yenilebilir. Doğru. Hepsi çok güzel. Yeşillikleri rengarenk koyacağız içerisine. Geldik buraya. Burada da tabii işte maydanoz var mesela. Evet, mesela bakın maydanoz, dereotu, yeşil soğan, nane, evet, roka, tere. Biz bunlara aromatikler diyoruz. Bunların güçlü kokusu var ya, bunların güçlü kokusu metabolizmayı çok çalıştırıyor. Özellikle zayıflamak isteyenlerin sabah kahvaltılarında biliyorsunuz kışın ne var? Domates, salatalık yok. Değil mi? Yok, koymuyoruz. Çünkü onlar ne? Yaz sebzeleri. Mevsiminde değil onlar. Evet. Mevsiminde tüketiyoruz. Evet. O nedenle biz kış sebzelerini soframıza koyuyoruz. Özellikle sabah kahvaltıda kahvaltı masalarımıza bu aromatikler dediğimiz dereotu, nane, tere, roka, maydanozu yan yana bolca yıkayıp koyuyoruz. Sabah kahvaltımızda hani mevsiminde yemek istiyorsak bunları yiyeceğiz. Çünkü bunların mevsimi. Evet. Yani domatesin, salatalığın mevsimi değil. O nedenle C vitamini de içerdiği için yeşil yapraklı sebzeleri, bitkileri soframızdan eksik etmeyeceğiz. Metabolizmamız hızlansın. Hem bağışıklığımız iyileşsin hem de güzel zayıflama konusunda bize yardımcı olsun diyerekten. Hastalandınız mı? Lütfen tedirgin olmayın, bekleyin. Hafif ateşiniz mi yükseldi? Çok istiyorsanız bir ateş düşürücüyü alırsınız ama koşa koşa doktora gidip ben domuz gribi mi oldum diye sorgulamanın gereği yok. Bir önceki grip salgınında en sonunda şöyle bir aşamaya geldik. Ben bir şekilde bizim
Laboratuvarımız bununla ilgili referans laboratuvar. Ya dedim nedir durum? Bir gelen kanların %98'i artık pozitif geliyor dediler. Bu şu demek, toplum bu enfeksiyonu geçirmiş. Evet. Geçirdiği enfeksiyondan bağışıklık kazanmış ve çatır çatır çıkmış. O yüzden evet. Medyanın, uluslararası medyanın abartıp da işte şöyle salgın var, böyle insanlar. Buna lütfen etrafınıza bakın efendim, var mı böyle bir tablo? Onu öncelikle inanın. Ondan sonrasında önleminizi alın. Daha fazlası eğer gerekiyorsa onunla da ilgili sağlık otoritesi zaten önlemini alacaktır. Zaten Yavuz Hocam, daha çok kronik hastalığı olan özellikle de ileri yaştaki insanlar için grip virüsünün riskli olduğu tabii, söyleniyor değil çünkü mi? Çünkü onlarda limitler zaten azalmış. Tabii. Bu yalnız grip genç hastalarda da görülebiliyor. Domuz gribi için tabii özel ki konuşuyoruz. Evet. O yüzden önleme herkes bir şekilde kendine uygulamak zorunda. Neler hocam? Zorunda. Biraz ondan da bahsedelim. Mesela siz hep beslenmeyi birinci sıraya koyarsınız. Hani birinci sırada yine beslenme dedik, işte bu paça çorbası dediniz, gezen tavuk dediniz, kemik suyu dediniz. Bunları vücudumuza alıp değil mi? Tabii. Kaynaklarınızı birincisi sağlam tutacaksınız. İkincisi olası bulaşma yollarını olabildiğince azaltacaksınız. Bu da nedir efendim? Kapalı alanda ya da yakın temasta ya da hastayla yakın temasta en azından bulunacaksanız eğer bu mesafeyi koymak. Biz birbirimizi seven, öpmeyi seven bir milletiz. Sarılıp öpüşürüz. Bundan en azından bir dönemde birazcık evet uzak kalabilirsiniz. Evde havluları ayırmak düzeyinde bir şeyden bahsetmiyorum. Bu düzeyde bir ayrışmanın bir anlamı yok. Ama toplu yerlerde olduğu zaman evet, bu şekilde eğer bir kontak temas varsa ellerinizi iyi yıkayınız. Sadece bu efendim. Hijyenik sabun vesaireden söz etmiyorum. Sadece elinizi suyla sabunla yıkayınız ve en önemlisi de güneşe çıkınız. Güneşe çıktığınız zaman bu virüs güneşte inaktive oluyor. Yani özelliğini olduğu gibi yitiriyor. O yüzden hastalık aslında güneşte açık havaya çıkarsanız kendiliğinden ortadan kalkıyor. Ha biz şehirlerde mecburen kapalı ortamlarda, iş ortamında olduğumuz için çok fazla görüyoruz. Ya da üşütürüm diye, hava soğuk diye dışarı hiç çıkmıyor korkmasınlar insanlar. Hiç korkmasınlar efendim. Bir kazak fazla giyerler. Güneş varsa mükemmel faydalanabiliriz. Her yıl gelen tekrarlanan alışkanlık ne de şöyle bir kar yağsa da hastalık kırılsa diyoruz. Niye söylüyoruz bunu? Bunu insanlar yüzlerce senedir söylüyorlar. Kar yağdığı zaman çünkü hakikaten hastalık kırılıyor. O yüzden siz de eğer varsa böyle bir şansınız çıkın bir şöyle bir dışarıda bir nefes alın, bir hava alın, bir dağ havası açık alın. Açık hava, temiz hava her mümkün zaman. Mümkün olduğu kadar açık. Virüsünle de mücadele de önemli. Birinci diyorsunuz sıraya yakın bir öneme çok önemli sahip. O zaman beslenme diyoruz, hijyene çok dikkat ediyoruz. Açık havada olmaya dikkat ediyoruz. Bir de tabii o virüs varken o ilk başladığı dönemde o sarılıp öpüşme çok fazla bir yakın temastan şey yani, biraz uzaklaşmak gerekiyor. Lütfen birbirlerine de cüzdanlı gibi davranmasınlar. Evet. Ay uzaktır uzaktır. Ben yani binanın dışına koşmuş kaçmış insan biliyorum ki doktordu bu insan. Evet. Birisi hapşırdı diye yaptı bunu. Evet. Bu düzeyde bir şey hastalığın evet, bulaşmasıyla ilgili buna, değil. Buna gerek yok. Kendi bağışıklık sistemimizi iyi tutmamızla çok ilgili. Peki kışın bir takım içecekler var. Mesela aklıma geliyor benim salep var, boza var. Onlar çok salep aynı şekilde ama bunların hepsinin orijinalini bulacaksınız. Salep dediğiniz zaman bunu yapmak evde nispeten daha kolay. Boza da çok çok kolay aslında da insanlar gelenek yapma tekniğine hakim olmadıkları için. Gerçek iyi yapılan bir yerde bozulur. İyi bir yerden evet içebilir alacaklar. Şişelerle de satıyorlar. Marketlerde satılmış, işlemden geçmiş ya da işte işlemden geçmiş, kapatılmış kutuya konmuş salepler bunlar değil efendim sözünü ettiğimiz. Değil, gerçeğini. Evet. Turşu da aynı şekilde. Evet. Bunlar fazlasıyla koruyucu. Evet, turşu yapan, turşu satan, boza yapan, boza satan değil böyle mi? Böyle bir yeri. Gerçek yerler, böyle geleneksel yerlerimiz, eski geleneklerimizin olduğu yer bunlar var. Hala gelenekleri sürdüren yerler var. Sayısını artırma şansımız fazlasıyla sayısını var. Belki arttırmak lazım dediğiniz gibi. Ve orijinal yerinden alıp içmek lazım. Mevsim kış. O zaman gripten korunmak için bakın ne kadar çok alternatif çıktı. Çok alternatif. Yani ve bunlar hepimizin de bildiği içecekler. Bozayı özellikle vurgulamanız çok iyi oldu. Pek çok kişi bozayı seversemez aklına gelmez. Hani hep böyle bitki çayları çay olarak düşünür ama daha pratik boza geliyor diyorsunuz. İşin içine çok hemen önemli çayın yapılması, karıştırılması tabii bitkinin ama bozayı boza da çok daha önemli. Bozayı da öneriyoruz. Evet gerçekten gripten korunmak aslında o kadar da zor bir şey değil. Değil mi Yavuz Bey? Paniğe de gerek yok diyorsunuz. Gereken önlemleri aldıktan sonra. Çok teşekkürler teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Yavuz sağ Bey olun. Yine harika güzel bilgiler verdiniz bizlere. Artık bu önlemleri aldıktan sonra bizler de, ekibimiz de, izleyicilerimiz de hiçbirimiz grip olmayacağız. En azından grip virüsünden korkmayacağız. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Teşekkür. Kolay gelsin size. Sağ olun.
uzmanların anlattığı gribi bir de sokaktan dinleyelim. Meydana inip halka mikrofonumuzu uzattık. Bakalım gribi ne kadar tanıyorlar, gripten korunmak için neler yapıyorlar? Merhaba, grip aşısı oluyor musunuz? Oluyorum. Peki sizce grip ve nezle aynı şey midir? Ayrı. Grip ayrı, nezle ayrı. Grip olduğunuzu nasıl anlarsınız? Grip olduğumuzu nasıl anlarız? Vücutta bir kırılma olur. Domuz gribi nedir? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Bu bir nevi zatürrenin başlangıcı gibi bir şeydir o. O çünkü ağır bir... Şimdi çokları dikkat etmiyor kendisine. Üşütmeden geliyor. Merhaba, grip aşısı oluyor musunuz? Evet, oluyorum. Peki sizce griple nezle aynı şey midir? Hayır, değildir. Grip olduğunuzu nasıl anlarsınız? Burun aktığı zaman hemen grip olduğumu anlarım. Yani yüzüm kızarınca anlarım. Domuz gribi nedir biliyor musunuz? Yani domuz gribinin olduğunu bilmiyorum ama bu aralar çok salgın olduğunu biliyorum. İnşallah başıma gelmez. Boğazımdan belli oluyor üşüttüğüm. Grip oldum daha doğrusu. İlaç kullanıyoruz. Bu şekilde atlatabiliyoruz. Grip virüsü nasıl bulaşıyor biliyor musunuz? Öksürükle, aksırıkla, diğer insanlardan kalabalık olan yerlerden dolaylı olarak bulaşabiliyor. Farkında olmuyorsunuz. Merhabalar, grip aşısı oluyor musunuz? Hayır, bu sene olmadık grip aşısı. Yaptırmıyorum çünkü ben grip aşısının çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Gerek duymuyorum. Grip olduğunuzu nasıl anlarsınız? Yani tabii hissediyoruz vücut kırgınlığıyla beraber. Burun akıntısı, öksürük. Yani çok çabuk belirti veriyor zaten. Grip olduğunuzu nasıl anlarsınız? Burnum akıyor, bir baş ağrısı oluyor. O zaman grip olduğumu anlıyorum. Domuz gribi nedir biliyor musunuz? Domuz gribi H1N1 virüsü olduğunu biliyorum. Kronik hastalarda ölümcül şeylere yol açtığını biliyorum. Grip denilince bazı insanlar soğuk algınlığıyla karıştırabiliyorlar. Aslında ikisi birbirine benziyor fakat çok önemli bir fark var. O da gripte ateş olması, yüksek ateş olması. Soğuk algınlığında ateş olmadan burun tıkanıklığı ve öksürük olması. Aradaki fark bu. Zaten gripin teşhisinde iki tane metot kullanılıyor, laboratuvar metodu. Bunlar birisi hızlı test, birisi de virüsün kültürde üretilmesi. Ama bunlar zaman alıyor ve duyarlılıkları düşük. Onun için doktorlar gribi klinik olarak teşhis ederler. Soğuk algınlığından farkı onun için önemli. Gripte öksürüğün uzun sürmesi de çocuklarda önemli bir bulgu. Çocuklar her yaş grubunda olduğu gibi gribe kolaylıkla yakalanabiliyorlar. Çünkü immün sistemleri henüz öğrenme aşamasında. İsterseniz onu da kısaca vurgulayabilirim. İmmün sistem vücudumuzda doğumdan itibaren çalışmaya başlayan ama 0 kilometreden çalışmaya başlayan bir sistem. Öğrenmeye çalışan bir sistem. Bu bakımdan grip benim kanaatimce bu çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesi için çok önemli bir hastalık. Her sene tekrar etmesi de bağışıklık sisteminin sanki bir askeri tatbikat yaparmış gibi daha iyi gelişmesini sağlayan aslında faydalı bir hastalık olduğunu söyleyebilirim size. Ama tabii bu bazen risk oluşturuyor. Mesela çocuklarda 2 yaş altında eğer anne sütü almıyorsa riskli olabilecek bir hastalık. Bu aynı şekilde erişkinlerde 65 yaş üzerinde de riskli olduğu söyleniyor. Grip virüsü, influenza virüsüdür. A, B, C tipleri vardır. En sıklıkla doğrudan temasla bulaşır. Yani gripin virüsünün bulunduğu bir yere o çocuğun elini sürmesi, ondan sonra o elini ağzına, gözüne sürmesiyle bulaşır. Veya gripli kişinin öksürdüğü zaman o öksürük sekresyon dediğimiz ifrazatındaki virüslerin doğrudan çocuğun gözüne ya da burnuna, mukozalarına temas etmesiyle ancak bulaşabilir. Onun dışında bulaşma olmaz. Bu halde biz önlemek için ne yapmalıyız? Ellerimizi çok güzel yıkamalıyız. Bir çocuğa bakan bir annenin ya da bir bakıcının bilmesi gereken en önemli şey bence bu. Ellerini yıkamadan çocuğun eline
yüzüne dokunmaması gerekiyor. Aynı şeyi çocuğa da alışkanlık olarak kazandırması koruyucu tıp açısından çok daha önemli. Aşıya gelince aşı çalışmaları 1940'lı yıllarda başlamış ve 1960'da ilk defa piyasaya sürülmüş. Ama yan etkilerinin çok olması ve aşının bir takım sıkıntılar olması dolayısıyla öncelikle çok yaygınlaşamamış. 1980'li yıllardan sonra grip aşısının piyasada, özellikle Türkiye'de sürüldüğünü görüyoruz. Aşının özelliklerine gelecek olursak, bir inaktive aşı var, bir de canlı aşı var. Canlı aşı dediğim zaman aslında virüslere canlı demek de doğru değil. Virüsler bir RNA ya da DNA parçası içeren, bunu bir zarfla çeviren yapılar. Canlı değiller aslında. Aslında bilgisayar virüslerine de çok benzetebiliyorum ben onları bu bakımdan. Mesela bilgisayara USB'yi taktığınız zaman bir virüs bulaşıyor, bilgisayarınız zombi haline geliyor. Aşılarda da böyle bir sıkıntı var. Grip virüsünü zayıflatılmış hale getirebilmek için aşıların üretim aşamalarında bir takım olaylar var. Bunlardan da kısaca bahsedeyim. Bir aşıyı üretmek için kültüre ekmeniz gerekiyor, o enfektif ajanı. O kültürde ne olabilir? Ya canlı hücrelerdir yahut da bir dokudur. O doku genellikle maymun ya da köpek böbreği oluyor. Bunlara ektiğiniz zaman bu virüsleri ilk zamanlarda ama yumurta kullanmış. Tavuk yumurtası, bildiğimiz tavuk yumurtası. Bundan 160 defa pasaj yapılmış. Pasaj ne demek? O kültürün tekrar tekrar yapılması demek. Yani 160 tane yumurta kullanmanız gerekiyordu bir aşıyı elde etmeniz için. Aşı yaptığınız zaman %100 etkili, %100 koruyucu olmuyor. Böyle bir sıkıntımız var. Ama şeye baktığınız zaman, diğer meslektaşlarımın söylediklerine baktığınız zaman %90 koruyuculuğu var diyor. Halbuki bu koruyuculuk oranı değil. Serumda bulunan gribe karşı gelişen bağışıklık sisteminin ürettiği antikorları kastediyorlar. Ama o antikorların gribe karşı koruyucu etkileri çok çok az. Çünkü virüsler hücre içerisine giren ve kendini o hücreye ürettiren bir takım varlıklar. Canlı demiyorum bakın, varlıklar. Ve onun için antikorların özellikle viral hastalıklarda koruyucu etkisi çok çok sınırlı. Onun için bakın yapılan çalışmalarda SIDRAP ve Eurosurveillance çalışması çok önemli bu konularda. Bakmışlar ki grip aşısının etkinliği söylenildiği gibi değil. Çok 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 düşük ve yan etkileri daha fazla. Onun için buna cost effective derler. Maliyetine değmediği söyleniyor. Ama niye o zaman bu kadar çok grip aşısı ön plana sürüyor? Bir eczaneye girdiğin zaman dikkat edin, kapısında grip aşınızı yaptırdınız mı diye yazıyor. Neden? Çünkü bunların tamamı ticari kaygılarla yapılan şeyler. İşin başka cephesi de var. Bu grip aşısını yaptığınız zaman yan etkilerinden dolayı da hastayı kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz. Peki gripten korunmak mümkün müdür? Ya bu ülkede zor ya, bu kadar hava kirliliği, ondan sonra mikroplar. Ne bileyim, zor oluyordur bu ülkede ya. Bir de doğalgaz çok pahalı, ısınamıyoruz o yüzden. Yani korunmak için neler yaparım? Ağız maskesi takarım bazen. Yani kapalı alanlarda olduğum zaman, daha çok kalabalık alanlarda olduğum zaman yapıyorum. Yani mümkünse korumaya çalışıyorum ama yine de oluyor. Grip olduğunuzda ilk ne yaparsınız? Limon. Direkt limonu yıkıyorum. Tuzluyorum, kabuğuyla beraber yiyorum. İlaçlardan daha etkili oluyor. Hastaneye gitmiyorum genelde. Hani çok ağırlaşmadığı sürece hastaneye gitmiyorum. Tercih etmiyorum yani. Grip olduğunuzda ilk ne yaparsınız? Valla ben limon çok kullanırım. Limonun içine değişik maddeler katarım. Ne bileyim ben bal katarım. İşte karabiber katarım. Öyle kullanırım. Mümkün olduğu kadar ilaç kullanmamaya gayret ederim. Ispanak olsun, mesela meyve olsun veyahut da ne bileyim işte bunun benzerlerinden saymakla şimdi şey olmuyor. Bunları kullanmaya devam ederim. Doktora gider misiniz? Doktor çare değil, en son. En son çare yani. Doktorun sihirli değneği yok ki sana dokansın, hemen iyi olasın. Önce kendini koruyacaksın. Kat kat giyiyoruz. Ben de şimdi sırtımda burada soysam bir çamaşır makinesi üstümde elbise var. İki tane pijama, bir tane pantol, yün kazaklar, alt alta üst üste bakıyoruz, görsen bak. Boyunca şeyime kadar var bak. Hep bunlar işte gripten ve soğuktan korunmak için. Biz yaşlı insanız. Mecbur bu işi de yapıyorsak kalın giymek mecburiyetindeyiz.
Vallahi sık sık ellerini yıkamalarını tembihliyorum. Hijyene dikkat etmelerini, okulda özellikle. İşte yerleri ellememelerini, pis yerlerden uzak durmalarını. Ve başka yapabileceğimiz İstanbul şartlarında çok fazla bir şey yok. Gripten korunmak için de ne yaparız genelde? Yani beslenmemize dikkat ediyoruz. C vitamini almaya dikkat ediyoruz. Çocuğumuz için de aynı şekilde. Ahmet Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Leyla Hanım. Doğal Yaşam programımıza hocam bugün özellikle grip konusunu işleyeceğiz. Tabii ki bu konuda sizin değerli fikirlerinizi, görüşlerinizi alacağız. İsterseniz öncelikle tanımla başlayalım hocam. Grip nedir? Her yıl bu grip virüsü olur mu, olmalı mı? Tabii grip halkın da bildiği ismiyle veya tıptaki adıyla enfluenza diye bilinen hastalık. Bir solunum yolları enfeksiyonu bu. Gribe yol açan grip virüslerinin 3 tane tipi var. A, B, C diye. Ama en çok hastalık yapan, salgın yapan A tipi virüsler. B tipi de insanlarda hastalık yapıyor ama hem daha ağır tablolar yaratmıyor hem de çok büyük salgınlar yol açmıyor. Esas önemli olan grip bakımından A tipi virüslerin yaptığı salgınlar. Bunun da sebebi şu: grip virüsleri başka mikroplar gibi sabit mikroplar değil. Bunlar yüzeyinde antijen ismini verdiğiniz bir takım oluşumlar var. Bunlar sürekli değişiklik gösteriyor. Bu sebeple de grip hastalığını etkili bir şekilde önleyecek bir aşı bulmak veya bir ilaç bulmak da kolay kolay mümkün olmuyor. Her sene grip hastalığı kuzey yarımkürede, yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada kış mevsiminde virüsteki değişikliklere bağlı olarak büyük veya küçük salgınlarla kapımızı çalan bir hastalık. Hocam o zaman bu hayatımızda hani kış mevsiminde olabilecek bir hastalık grubu ve bir virüs diyoruz. Peki hocam. Şimdi medya bunu abartıyor bence. Biliyorsunuz son günlerde işte falanca şehirde 2 kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı gibi ifadeler kullanılıyor. Son derece yanlış. Bu mevsim grip hastalığının en çok görüldüğü mevsim. O zaman şunu söyleyebilir miyiz hocam? Zaten kişinin vücudunun bağışıklık kazanabilmesi için bu virüsle de tanışması gerekiyor. Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Tabii. Kaç kez tanışması mesela bir sezon içine, yani bir kış sürecinde bir kişi kaç kez grip virüsüyle tanışırsa aslında bağışıklığı güçlenir? Şöyle, öyle kaç kez tanışır diye bir şey yok. Hani birkaç kez olabiliyorlar çünkü tabii, grip hocam. Şöyle, şöyle karıştırılıyor. Grip kavramı geniş bir kavram. Ve hekimler olsun, halk daha ziyade tabii bunu çok farklı anlamlarda kullanıyor. Mesela halk arasında çok sık böyle burnuna akan, hapşıran insanlar bunu sık sık grip oluyorum diye ifade ederler. Halbuki bu yanlış bir şey. O zaman griple tabii, nezle arasında nezle da bir fark mı şey var hocam? Tabii, evet. Alerjik nezle başka bir şey. Veya gene gribe benzeyen virüslerin yaptığı soğuk algınlığı veya halkın üşütme diye bildiği hastalık farklı hastalıklar. Evet. Bunlar hep birbirine karıştırılıyor. Grip dediğimiz zaman mutlaka grip virüslerinin yaptığı bir ateşli solunum yolları enfeksiyonunu anlamak lazım. Evet. Grip kural olarak mutlaka ani başlayan, yüksek ateş yapan, böyle yaygın eklem ağrıları, kas ağrısı, baş ağrısı, öksürük yapan bir tablo. Halk arasında hani paçavra hastalığı derler ya, hakikaten insanı böyle yatağa düşüren bir hastalık. Ama diğer virüslerin, solunum yolları virüslerinin yarattığı tablolar ayakta geçirilen, çocuksa okuluna gene devam edebilir, erişkin bir insansa işine gücüne devam edebilir. Ama tabii biraz onu burnu akar, hapşırır, ateşi olabilir ama bu çok hiçbir zaman böyle çok yüksek bir ateş değildir ve insan hiçbir zaman böyle yatak, yorgan, döşek yatıran bir tablo değildir. Grip olduğu zaman bu mutlaka o insanı ciddi şekilde rahatsız eden, onu işine gücüne gitmekten alıkoyan bir durum akla gelmesi lazım. Peki hocam lazım. Grip virüsünün o zaman bir anlamda hani kişinin bağışıklık sistemini bir anlamda kuvvetlendirmesi açısından da önemli buna olduğunu şöyle, söyleyebilir miyiz? Kuvvetlendirmek demeyelim, buna vücudun grip virüsünü tanıması önemli. Evet. Grip virüsünün birçok antijeni var, yüzeyindeki antijenler var ama esas insanlarda kalıcı bağışıklık sağlayan grip virüsünün gövdesindeki antijenler. Onun için siz bir grip hastalığı geçirdiğiniz zaman bu sizde hem lokal bağışıklık meydana geliyor. Yani virüsü biz hangi yolla alıyoruz? Tanıyoruz yani. Solunum yoluyla alıyoruz. Evet. Burundan giriyor bu ve solunum yollarında bir hastalık yapıyor. Bizim vücudumuzun da bağışıklık sisteminde lokal bağışıklık sistemi diye bir kavram var. Yani virüsün girdiği yerlerde, burunda, boğazda, genizde,
solunum yollarında bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkıyor. Bir de sistemik bağışıklık dediğimiz bir şey var. Antikorlarla ve hücrelerle giden bir bağışıklık sistemi. İşte bu grip virüsü aldığımız zaman hem lokal bağışıklık hem sistemik bağışıklık gelişiyor. Ve bu bağışıklık özelliği şu, ömür boyu devam ediyor. Artı virüste bir takım değişiklikler, mutasyonlar olsa bile gene de bu sizde bir koruyuculuk sağlayan bir bağışıklık. Yani oysa, bir hastalığa neden olmuyor en azından. Yok, sizi hasta ediyor ama o sayede sizde ileriki yıllarda sizi benzer grip virüslerine karşı koruyacak olan sapasağlam bir bağışıklık bırakmış sistemi oluyor. Evet. Hastalıktan kastım şuydu hocam, hani gripin neden olduğu başka komplikasyonlar da çıkıyor ya. Doğru. Biraz da belki işte ondan da aslında koruyor. Yani grip virüsü aslında o kadar da kötü bir şey değil gibi geliyor. Yani şöyle, tabii ki hastalık kötü bir şey. İyi bir şey diyemeyiz ama bu dünyada yaşıyorsak bu virüslerden de bakterilerden de uzak kalmamız mümkün değil. Zaten.